Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Ya Rabbi, ezeldeki hükmüne uygun olarak bu teknede zuhur edecek olan nakışların, hilkatinin nakışlarında meknuz olan hikmetleri idrakten aciz olan bu fakirin nefsini tesir edip de enaniyetini azdırmasına izin verme. Nefsimi senin gibi bir halik olma vehminden ve bu vehmin tevlid edeceği bir şirki hafiden de hubbi riyasetten de koru. Ya Hafiz, fakiri la faile illallah, Allah'tan başka yapan yoktur sırrının edebiyle teçhiz et. Bu tekne başındaki mesaimi senin zikrinle taltif ve sana olan kulluğumun bir nişanesi olarak kabul et. Destur ya Hak diye başlarlarmış. Şimdi bu dua aslında İslam sanatlarının belki de evrensel beyannamesi gibi bir şey. İslam sanatlarının özünü anlatan en güzel, en kısa tarifidir. Hikmet Barutçugil, Ebruzenim. 1952 yılında Malatya'da doğdum. İlk 10 yaşım Malatya'da geçti. Daha sonra rahmetli babamın işte işleri dolayısıyla, bizim daha iyi eğitim almamız dolayısıyla İstanbul'a göç ettik. Malatya'da geçen yıllar hala hasretle, özlemle anıyorum. Daha evvel işte geniş bir bahçe içinde, kerpiç bir ev, iki katlı bir evde otururduk. O bahçede onlarca değişik lezzette kayısılar olurdu. Bu kayısı toplama işi bana aitti. İşte ihtiyaç olduğu zaman hangisindense ondan getirirdim, havuza atılırdı. Orada hem serinlemesi için hem yıkanması için. Ben de çocukluğumda o havuzun üzerinde yüzen kayısılar, yapraklar, onlarla böyle kompozisyonlar yapıp böyle kendince bir oyun icat etmiştim. Belki de Ebru'nun ilk temelleri orada atıldı. Unutulmaz bir çocukluk. Daha sonra İstanbul'a geldik, Fatih semtine yerleştik. Gelenbevi Ortaokulu'na yazıldım. Ama İstanbul bana çok yabancı geldi, çok ters geldi. Alışmam çok uzun sürdü. Bu arada başarısız bir eğitim hayatım oldu. Sınıfta kaldım. Efendim, daha sonra lisede de başarılı bir öğrenci değildim. Üniversiteye girişim de aslında, biz tesadüf diyoruz ama tesadüfün derin manadaki anlamı kader. Onu biz rastlantı olarak Türkçeleştirdik. Yolum Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Aslında teyzemin kızını yazdırmak için oraya götürdüm. Ankara'da yaşıyorlardı. Ona rehberlik ederken orada okulu görünce bir hoşuma gitti. Düşündüm bir an, şimdi halam teyzemin kızını imtihana getireceğim. Oturup arabada bekleyeceğim. Ben de dedim imtihana gireyim. Aynı yaştaydık. Baktım puanım da tutuyor. Oradaki memura ben de kaydolmak istiyorum dedim. Hangi bölüm dedi. Ben o ara bir durdum. Çünkü herkes öyle bir hazırlıklı ki. İşte resim diyor, heykel diyor, tekstil diyor, grafik diyor, bir şey diyor. Ben de abi neler var deyince adam bana çok tuhaf baktı. İşte saymaya başlayınca bir tekstil kelimesi geçti. O yıllarda da bu 73-72 Türkiye tekstilde önemli hamleler yapıyor. Tek entegre sanayimiz gibi bahisler geçiyor. Tekstil olsun dedik. Oldu hakikaten. Beşincilikle de kazandım. Nasıl olduğuna ben de şaşırdım.
Talebeliğimin ilk yılında tanıştığım, talebesi olduğum rahmetli hocam Emin Barın. Benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Ve yazı sanatının çok üst düzey bir sanat olduğunu hocam sayesinde öğrendim. Sonra bir gün dedim ki hocam peki biz bunu öğrenebilir miyiz? Bunun yolu yordamı nedir? O zaman dedi sen bir Süleymaniye Kütüphanesi'ne git. Orada işte içerki odada Hatşah eserleri var. Muammer Ülker Bey, Allah rahmet etsin. Benim selamımı söyle sana oraları bir göstersin. Gittim, hakikaten büyük bir hüsnü kabulle beni içeri aldı. O yazılara bakarken bazılarının kenarlarında pervaz olarak, bazılarında zemin olarak bir boyalı bir şey var. Hocam dedim, o yazıların bazılarının kenarlarında boyalı bir şey var. Nedir o? Ebru'dur o dedi. O an bir aşktır, gönlüme düştü. Aşk nedir diye sorarsanız Mevlana demiş ya, ol da gör. Bunun tanımı da yok. İşte o gün bugündür bu işin peşindeyim. O yıllarda maalesef bu sanat kaybolmak üzereydi. Yazılı hiçbir kaynak yok. Bildiğim tek şey suyun üstünde yapılır. İşte boya bilgisi, renk bilgisi, malzeme bilgisi aldığımız dersler arasında elime nasıl bir su geçtiyse, nasıl bir boya geçtiyse onları bir şekilde suyun üstünde yüzdürmeye çalıştım. Bunlar tabii çok uzun, zahmetli deneme yanılma yıllarıydı. Ama sonuçta çok da iyi bir noktaya erişti. Eğer ben bunu başka bir hocadan öğrenseydim, onun rahleyi tedrisinden geçseydim, onun kalıpları içine sıkışıp kalacaktım. Burada hür olmanın, arayışlar içinde farklı olmanın ve akademik eğitim almanın çok büyük bir avantajını gördüm. Daha sonra dünya literatürüne Barut Ebru'su geçen Ebru'lar işte bu arayışlar içinde çıktı. Daha sonra Sultanahmet'te bir atelyede okuldan sonra bu Ebru çalışmalarım devam etti. Rahmetli hocam Emin Bar'ın çarşı kapıda mücellithanesi vardı. Allah selamet versin, Ethem Çalışkan onun ilk asistanı, ilk talebesiydi. Hayatta büyük bir hat ustası, o da yazı ustası. Öğlen yemeklerine çıktıklarında gelirlerdi. Topkapı Sarayı'nın biraz aşağısındaydı benim atelye. Orada gelirlerdi, yaptığım ebrulara bakarlardı. Aman ne güzel olmuş maşallah, ay bu renklere bayıldım, şu kompozisyon çok güzel diye iltifat ederlerdi. O da benim için tabii büyük bir bulunmaz nimet. Emin Bar'ın gibi değerli bir üstad geliyor, benim gibi bir garibana işte aman eline sağlık falan diyor. ...77'de mezuniyet. Daha sonra hatta bu mezun olduğum zaman çok üzülmüştüm. O işte imtihan, diploma projeler, konkordlar, bilmem şunlar bunlar derken... ...bir daha okula gittim, dediler ya tamam sen bütün derslerden geçtin, okul bitti. Aa dedim, hay Allah çok severek okuduğum bir yer, ben buradan uzak mı kalacağım diye. Sonra devam ettim çok şükür. Ben 89-90 yılında... şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi geleneksel bölümde hocalığa başladım. Ebru'nun nerede, ne zaman başladığı kesin olarak belli değil. Ama Ebru tarihçileri bu sanatın kökenini Orta Asya. Orası diyorlar. Birçok medeniyetin başladığı yer biliyorsunuz. Zaman olarak çok ilginç şeyler var. 9. yüzyıla ait bir belge bulmuş bir İngiliz Çin'de. Fuzuli 5. yüzyılda yaşamış çok büyük bir ustadan bahsediyor. İşte öyle becerikliydi ki suyun üstüne bile resim yapardı diye bahsediyor. Acaba bu bir abartı mı sanatını yüceltmek için yoksa Ebru mu yapıyordu? Bunu bilmiyoruz. Bilinen ilk adı Ebre. Çağatayca, çok renkli, hareli, damarlı anlamına gelen bir kelime.
Daha sonra bu teknik, bu yöntem İpek yoluyla İran'a geliyor. Orada Ebri diyorlar. Ebri bulutumsu bulut gibi demek. Bazı Ebru desenleri buluta benziyor. Ayrıca bulutların gökyüzünde oluşturduğu desenler gibi suyun üstünde oluşan Ebru'ların asla tekrarı yok. Öyle bir benzetme. Yine İran'da bir isim tamlaması. Çok yaygın kullanılmamış ama Abru. Ab su demek, ru yüz, yüzey, su yüzeyi. Ab-u hayat çeşmesi deriz ya biz. Bu su yüzü Abru bize de gelirken Ebru olmuş. Şimdi Ebru adından da anlaşıldığı gibi Abru, su yüzü. Bir suyumuz var. Bu su normal musluk suyu değil. Bu eskiden beri bilinen kitre diye dağlarda yetişen bir zamk. O suda eritilip kıvamlı bir su elde ediliyor. Deniz kadayıfı, efendim işte sahlep, başka nişasta, duvar kağıdı yapıştırıcısı, hatta makarna suyu bile, haşladığınız makarnanın suyu bile ya da bamya, ayva çekirdeği, bunlar kaynatılarak suya bir kıvam veriliyor. Bizim kıvamlı suya ihtiyacımız var çünkü üstünde şekil yapmamız lazım. Daha sonra kullandığımız boyalar toprak boya adı verilen metal oksitler. Yani demirin, bakırın, kurşunun, kromun bunlar paslar. Bu boyaların bir özelliği de solmazlık hasları çok yüksek. Bazen soruyorlar işte bunun solmazlık şeyi ne, zamanı ne kadar diye. İşte 300 sene, 500 sene gibi renkler var. Ben 5000 sene garanti, yazılı garanti veriyoruz. Bozulursa getirin yenisini veririz diyoruz. Çünkü güneşin altında milyonlarca senedir değil mi o toprağın rengi değişmedi. Ebru'da da aynı şekilde. Bu boyalar eziliyor. Su bazlı boyalar suyla karıştırılıyor ve işin sırrı öt, sığır ödü. O işte ihtiyacı kadar. Şimdi açılış. Şimdi öt şunu yapıyor. Birincisi renklerin suyun üzerinde açılmasını sağlıyor. Yüzeyin viskozitesini kırıp boyaların suyun üstünde açılmasını sağlıyor. İkincisi renkler bir araya üst üste geldiği zaman birbirleriyle karışmıyor. Biz gözle görmüyoruz ama mikroskobik olarak İki renk arasında ötten bir duvar var. Kırmızı koyun, içine sarı koyun, istediğiniz kadar karıştırın, turuncu olmuyor. Üçüncü özelliği, öt miktarlarını azaltarak ya da artırarak renk tonları elde edebiliyoruz. Bir de önemli bir özelliği daha, bu ödün yapışkan özelliği sayesinde boya, kağıt, suya değer değmez kağıda yapışıyor. Bu eski sanatlara ilgimden dolayı eski mimariye de böyle içimden bir muhabbet hep vardı. Bir eski evi işte ihya edip orada yaşamak, atölyemi orada yapmak gibi bir hayalim vardı. 1989 yılında burası nasip oldu. Burası Sultan II. Mahmud'un Selimiye Kışlası'nın paşalarına yaptırdığı ve ihsan ettiği, yani mülkiyetiyle hediye ettiği 12 konaktan sonuncusu. Diğer 11'i maalesef çimento ormanı içinde kaybolmuş. Şükür bize nasip oldu. Harabe halinde biz burayı aldık. Daha sonra 1992 yılında Amerika'da San Francisco şehrinde Uluslararası Ebru Kongresi, International Marblers Gathering, Ebrucular Toplantısı diye bir toplantıya davet edildim. Açılış konuşmasını da benden istediler. Çünkü Ebru ile uğraşanlar bu sanatın orijinalinin Türkiye olduğunu biliyorlar. Ebru Türk kağıdı adıyla batıya gitti. İlk defa 1608'de. Daha sonra uzun yıllar Türk kağıdı olarak anıldı ama biz unuttuk. Onlar bu sefer Türk mermer kağıdı dediler. Daha sonra mermer kağıdı dediler.
ve bunları ciltçiler Avrupa'da yaşattı. Ama Ebru ile uğraşanlar biliyorlar. Ben orada İslam sanatlarının estetik ilkeleri diye bir giriş konuşması yaptım. O çok etkili oldu ve orada çok büyük bir ilginin olduğunu fark ettim. Ve baktım ki 302 kişinin katıldığı bir toplantıydı. Oradaki tek Türk bendim. Bu San Francisco'daki toplantıdan edeyim intiba şu oldu. Başkaları bu sanata sahip çıkmamalı. Bu sanat madem bizim sanatımız, bunun kalıcı bir mekanının olması gerektiğine, efendim buna sahip çıkmamız gerektiğine inandım. Hem ondan sonraki toplantıyı, bu 4-5 senede yapılan bir toplantı ve bu da ne derler, Şampiyonlar Ligi gibi. Yani konusunda en iyi olanların bir araya geldiği bir toplantı oluyor. İstanbul'a onları davet ettim. O arada da işte hızlı bir şekilde burayı restore edip 97'deki o kongreye, açılışını kongreye denk getirmek üzere hazırlamaya başladık. Ebru ve İstanbul kelimelerinin birleşmesinden çıkan Ebristanbul adını da verdik. İnşallah burası şimdi faaliyetler hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaşayan bir müze haline gelecek. Bu klasik Ebru'nun nasıl yapıldığını ararken işte farklı boyalar. Önce bu toprak boyalarını bilmiyordum. Metal oksitlerden haberim yoktu. Elimizdeki hazır boyalarla deneme yanılma yoluyla bir şeyler çıkartırken ne olduğunu ben de anlamadım. Ve bu yaptıklarım eski yapılanların hiçbirine benzemiyordu. Nasıldır, ne değildir, şudur, budur derken bu arayış içinde 1975 yılı Bilim ve Teknik Dergisi'nin kapağında bir fotoğraf gördüm. Denizler kirleniyor diye. Oradaki o görüntüler, sonraki derginin içinde başka fotoğraflar da var. Benim yaptığım Ebru'lara çok benziyordu. Birden orada bir algıda seçicilik oldu diyelim. Bir baktım ki benim yaptığım Ebru'ların benzerleri tabiatta zaten var. Mağma tabakası 4000 derecedeyken likit haldeydi, değil mi? Onlar bir şekilde yığıla yığıla kayalaştı, daha sonra mermerler oldu ve vesaire. Oradaki damarlar, bunlar, şunlar, baktım ki bir şey, yani asılsız bir şey değil. Tabiatta var olan bir şeylerin sudaki şekilleri çıkıyor. Ve bununla ilgili de 2016'da İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası'nın altında yeni bir galeri açtı. O galerinin ilk sergisinde yine Teknik Üniversitesi'nin jeoloji bölümüyle beraber çalışıp suda çıkan ebrularla tabiattaki mermerlerin görüntülerini yan yana getirdiğimiz bir sergi ve katalog oldu. Ebru'nun Mermer Yüzü diye. Bu Emin Hocam'dan aldığım efendim işte sevgi, hat sevgisi beni hiçbir zaman hattan koparmadı. Ebru'da akkase diye bir teknik var. Bu akkase, beyaz kase anlamına gelmiyor. Aynı kağıt üzerine şablon kullanarak ya da zamp kullanarak yazı yazmak anlamına geliyor. Önce bir Ebru yapıyoruz, daha sonra o yazıların kalıplarını kesip yapıştırıyoruz. Sonra aynı kağıdı tekrar komple ebruluyoruz. O yapışan kısımları söktüğümüz zaman alttaki renk aks ediyor. Onun için akkase tekniği oluyor. Bu yazı sevdası ve ebru sevdası bu üç ayrı koleksiyon oldu. Bu ilk çalışmada Esmail Hüsna, tabii ki bir seri olması istenirse, öncelikle ilk yaptığımız 99 parça. Bir de başına Allah
kelimesi koyduk. 100 parçalık bir koleksiyon oldu. Bir gün birileri geldi, birkaç fotoğraf çekmek istiyoruz. Sizi UNESCO İnsan Hazinesi'ne aday gösterdiler dedi. Buyurun dedik. Bir özgeçmiş istediler, onu verdik. Aradan işte bir 6-7 ay geçti zannediyorum. Sonra dediler bir ödül töreni var, oraya gelin diye. Gittik, orada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kültür Bakanımızdan bir işte plaketle bir de kart verdiler. O kartı da kaybettim. ...48 kitabım yayınlandı. Bunların büyük bir kısmı katalog niteliğinde. Ama diğer kısımları, bu ilk kitabım 1999'da çıktı. 1608'deki Tertibi Risale-i Ebri, Ebru'dan bahseden 2,5 sayfa küçük bir şey. Den sonra Ebru'yu anlatan ilk kitap. Arada bir şey varsa henüz elimize geçmedi, bilmiyoruz. Boya nasıl hazırlanır, fırça nasıl yapılır, desenler nasıl oluşturulur, çiçekler nasıl oluşturulur? Tam 17 sene sürdü bu. 17 senenin sonunda aslında bitmedi. Yani her gün yeni bir şey, deneme yanılmayla çözdüğüm bir sürü bir şeyler. Fakat baktım ki bu uzayacak, o kitabın son sözüne buraya bir virgül koyuyoruz dedim. Yani bundan sonraki gelişmeleri geliştirilmiş baskılarıyla size sunalım. Çünkü bitmeyecek, hakikaten dipsiz bir kuyu. Renklerin Sonsuzluğu'du ilk kitabımın adı, 99'da. Daha sonra 2003'te onun ikinci baskısı çıktı, üçüncü baskısı çıktı. Bu ara İngilizce'ye, Almanca'ya tercüme edildi, Boşnakça'ya tercüme edildi. Şimdi Rusça'da çok büyük bilgi var, şaşırırsınız. Rusça'ya tercüme ediliyor. Yani hem ulusal hem uluslararası düzeyde bu sanat çok ciddi gelişmeler gösterdi. Sanırım 2019 yılında Kadırga Sanat Galerisi'nde bir sergi açıldı. Ebru'nun son 500 yılı diye zaten bilinen tarihi o. Orada ciddi baktığımızda neredeyse 5 isim var. Birkaç amatörlerin de var ama isim bırakmış, eser bırakmış, günümüze kadar gelmiş 5 kişi var. Neredeyse her 100 yılda bir kişi. Böyle bir durumdan şimdi Ebru ile uğraşanların sayısının 15 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bu işe gönüllüler, bu işi aşkla şevkle yapan bir sürü öğrencilerimiz yetişti, hamdolsun. Onlar bu bayrağı bizden sonraki nesillere, onlar da ondan sonraki nesillere taşıyacak. Şükür Ebru sanatı kurtuldu, hat sanatı kurtuldu, minyatür sanatı öyle. Bunlar maalesef işte 50-60 sene öncesinde yok olmak üzereydi. Sanatın yüzlerce, belki binlerce tarifi var. Hepsi de yapana göre doğru. Ama bizim anladığımız sanat, İslam sanatlarından anladığımız sanat, ilahi güzellik arayışıdır. Bunu Necip Fazıl çok veciz bir beyitle özetlemiş, vitamin hapı gibi. Anladığım işi sanat hakkı aramakmış, marifet bu, gerisi çelik çomakmış. Sanat Allah'ı aramak. Bu sanatların iki özelliği var, görünen ve görünmeyen tarafları. Bu görünmeyen tarafları, yani batini taraflarında insan olma haysiyetine ulaşma çabası vardır. Batı sanatları gözlüğüne bakarsak orada farklı bir şey karşımıza çıkıyor. Batı sanatları göze hitap eder. Bizim sanatlarımız, Doğu sanatları gönüle hitap eder. Gönül kelimesinin batılı hiçbir dilde karşılığı yok. Muhabbet gibi, vefa gibi, bunların karşılığı yok. Şimdi gönül nedir? Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği yerdir, değil mi tasavvufta? Sevgi dolan kalbin yeridir. Bu sanatla uğraşırken insanlarda hilmiyet duygusu,
yani huylarda meydana gelen yumuşaklık oluyor. Bunun çok güzel bir örneğini aslında Osmanlı sultanlarında görüyoruz. Sultanların hepsi, efendim sultanlığa aday olanların hepsi mutlaka bir sanatla uğraşmış. 16 tane bestekar padişah var Osmanlı'da. Dünyadaki hiçbir hanedana nasip olmamıştır zannetmiyorum. Herkesin bir sanatla uğraşması çok önemli. Hem dimağını arındırmak, hem boş zamanlarını çok iyi bir şekilde değerlendirip onun tedavi edici özelliğini kendinde hissetmek önemli. Ne olursa olsun, yani dikiş nakıştan tutun da koleksiyonerliğe kadar, tabii ki bunların içinde en iyisi ebru. Çünkü ebru çok hızlı gelişen, sonuç çabuk alınan, özellikle sabır sıkıntısı olanlar için tavsiye edilen bir sanat. Kavanozdaki boyalar birkaç dakika içinde bitmiş bir eser haline gelebiliyor. Ve bu geliş sırasında da bir sürpriz var. Ne çıkacağını, ne olacağını baştan bilmiyoruz. O sürpriz işte bizi ona bağlıyor. Ve diğer kendi işlerimiz neyse onlar da çok daha başarılı oluyoruz.